Çocuklarım da faydalanıyor. Şu an birer maaş da onlara vereceğim ben. Emekli maaşı. Teşekkür ederiz fikirleriniz. 8 oyun. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Bu şeyler de böyle. İşte çocuklarını, torunlarını falan sayıyor. 8 oyun var diye. Ama şöyle bir problem var. Çocuklarının muhtemelen birçoğusu muhalif. Onun farkında değil. Bu ne? Hüdapar Kadın Kolları geldi. Maaşı. Teşekkür ederiz fikirleriniz. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Görüyorsunuz her şeyimiz dört dörtlük. Neyimiz eksik? Neyimiz eksik? Bak mağazalar dolu her şey. Girebiliyoruz, alabiliyoruz. Örtümüzle karışmıyor. İbadetimizle karışmıyor. Ben de benim kızım senin gibi. Açık saçık. Ben ona saygı duyuyorum. O da açık saçık. Bana saygı duyuyor. Güzel değil mi kızım? Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Tayyip. Neden Tayyip? Ve sonra insanlar da size şey deyince kızmayacaksınız. Hep böyle oluyor. Şaşmıyor ya. Ya herkes tabii ki istediği gibi giyinebilir canım. Kimsenin giyimine kuşamına karışacak değiliz yani. Herkes istediğini giyebilir. Seviyoruz adamı. Sevmek yeterli bir sebep mi? Başka yok, nedir? Başka bir yok. Ne diyeyim başka? Seviyoruz işte. Seviyoruz. Selahattin Demirtaş. Neden Selahattin Demirtaş ve kendisi Demirtaş aday değil? Tamam, hangisini önerirse onu... O hangisini önerirse siz oradan yan olacaksınız. Peki kendisi AK Parti'yi desteklese, farz edelim ki... Yok, AK Parti hariç başka parti olur mesela. Anladım, teşekkür ederiz. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? CHP. Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Kılıçdaroğlu diye değil de aslında CHP'de şey olsaydı aday mesela, Maksun veya Ekrem olsaydı... Maksun. Maksun, onlar Cumhurbaşkanı yardımcısı oldu işte. Maksun aday olmadı. Evet, ama onları da göstermedi. Yardımcı olarak gösterdiği için mecbur evet. Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Yapacağımız bir şey güzel, yok. Teşekkür ediyoruz. Sizin oyunuz kimden yana? Aynen, eşim oluyor. Eşim ne derse o. Evet. Artık değişmesi lazım yani. Yeter daha. 20 sene oldu yani. 20 sene oldu artık. Sizin gönlünüzdeki aday ne kim? Ne güzel, ne güzel. Kimdir? Kardeşim konusu da. Sizin gönlünüzdeki aday kimdir? Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Evet, sizin adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Bir elini alsın bakalım o. Değişim şart mı diyorsun? Herhalde. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Muharrem İnce. Dans falan ediyor aga. Ya deseniz abi, Muharrem İnce'ye oy da verebilirsin. Ver kardeşim. Yani kimsenin kimseye neden oy verdiğine karışacak değil insanlar canım. Da yani dans ediyor diye oy vereceğim demek ne büyük bir saçmalık ya. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Vallahi 20 senedir bir şey veremediler bu insanlara, en azından değişiklik lazım. Sizin neden peki? Aynı ya. Şimdi Muharrem İnce'yi kötü gösteriyor bu insanlar. Muharrem İnce'ye yazık oluyor yani. İlk de Muharrem İnce'nin patlamasına yardımcı oldu bu olay. Şimdi Muharrem İnce'ye eksi yazıyor bu olay. Böyle sokak röportajlarında şey yapınca Muharrem İnce'ye tepki veriyor insanlar. Hatta zaten parti şeylerine, partide yetkili kişilere yasak getirdi dans etmeyi. Geçim şart diyorsun. Kesinlikle şart. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Yani bizimkiler genellikle Erdoğan'ı veriyor ama ben son zamanlarda kararsızım, boş oy atmayı düşünüyorum. Kararsızsınız. Yani Erdoğan'a vereceksin yani. Bir şey değişmedi. Boş oyum da sonuçta zaten Erdoğan'a gideceği için hiçbir şey. Biliyor yani, biliyor bir de. Bir de farkında. Çok güzel, harika. Bir arz etmiyor. Farklı adayları düşünmüyor musunuz peki? Yok. Neden yani, düşünmüyorsunuz? Bu zamana kadar zaten benim ailem hep Erdoğancıydı. AK Parti. Farkında. Onun dışında yani zaten hiçbir şey düşünmediğim için genellikle. Yani sabit fikir. İyi, en azından hani biraz daha yüksek bir zeka seviyesine sahip. Gerçi bilinçli olarak yapması daha kötü ya, vazgeçtim. Fikirliyim. Erdoğan olmazsa da boş oy atacağım zaten. Teşekkür ederim. Sizin gönlünüzdeki aday kimdir? Benim gönlümdeki aday Muhalefet Partisi. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Bunlar olmasın, ne kim olursa olsun. Bir aday belirlediniz mi? Aynı ben, aynı ben. Altılı masa kim olur? Kılıçdaroğlu diyorsun. Neden Kılıçdaroğlu? Bunlar olmasın da kim olursa olsun. Kılıçdaroğlu. Değişsinler yeter artık. Değişim şart diyorsun. Şart. Merhabalar, sizin gönlünüzdeki aday kimdir? Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Valla zamanında çok susuzluk çektik. Bel fıtığı olduk su taşımaktan. Gene Allah razı olsun, suyumuzu kapımıza kadar getirdi zamanında bile. Bu yüzden Erdoğan diyorsun. Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederiz. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Çünkü onu çok seviyoruz. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Neden? Çünkü yaptıkları şeyler ortada zaten. Hani ondan daha iyisi varsa çıkarsınlar, biz de görelim. Yani şu durumda en iyi aday o. Cumhurbaşkanı adayı. Tamam işte, oy verirsen çıkacak.
Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Ya onu seviyorum da onun için. Sizin? Azıcık da o kazansın. Sizin Cumhurbaşkanı. Helal la teyze. 14 la geliyoruz la. Sizin adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Dürüst. Dürüstlüğünden. Helal teyze. O kadar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Erdoğan. Neden Erdoğan? Daha kim olsun? Başka da mı var yani? Öbürlerine yani bir sürü milletten bir şey mi olur yani? Sen iki kardeş bir araya geliyorsun. Hani dilik edebiliyor musun? Bunlar altı kafada bir laf çıkacak yani. Bu sonuç ne olacak? 6 ay sonra seçim ne oluyor? Sana bana olacak. Tamam ben Erdoğan 4-4 demiyorum ki. Onu da atalım. Erdoğan kaç kaçlık? Nasıl kaçlık? Bence 4-4'lük. 4-4'lük diyorsunuz o zaman. Ha, yani hataları var. Almaz değil mi? Hani öbürler gelse yani. Peki nedir sizce bu hataları? Ya her türlü yani hataları ne? Bugün ekonomi biraz allak bullak. Ekonomiden şikayetçisiniz biraz anladığım kadarıyla. Kiralar onlar da bağlı. Yani bağlı değil değil yani yalan yok. Yani geçim bugün zor. Asgari ücret 10 bin lira bugün 8,5 lira ama insanlar geçinemiyor. 8,5 lira bir kira 5 bin lira 6 bin lira bugün. Tayyip Erdoğan bu sorunu ortadan kaldırır mı yoksa daha da zor? Kaldırır mı? Yani Tayyip kaldıramaz. Kaldır demiyorum. Öbürler gelse kaldıracak mı? Öbürler gelse daha kötüye gidecek. Ver oy, ver oy bakalım. Ver oy beğenmezsek göndeririz onları da. Demokrasi çünkü demokrasi böyle bir şey. Demokrasi. Kötüyü gönderirsin, başkasını seçersin. Beğenmezsin, gönderirsin, yenisini getirirsin. Onu da beğenmezsin, yenisini getirirsin. Demokrasiye hoş geldiniz. Demokrasi böyle bir şey. 20 sene aynı adam yönetemez. Deneyelim. Gideceğiz. Yani daha inan ki daha kötüye gideriz yani. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Gençler, oyunuz kimden yana? Selahattin Demirtaş. Kendisi aday değil. Olsun. Sizin oyunuz kimden yana? Selahattin Demirtaş. Aday değil kendisi. Onun harici bir alternatif adayınız var mı? Sizler? Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Ya denize düşen yılana sarılır ama yılan olarak görmüyorum Muharrem İnce'yi yani. Ben düzeltebileceğini düşünüyorum şahsen. Selahattin Demirtaş da yani Fero deyip bilmiyorum ya ben anlamıyorum. Ona beynim basmıyor yani kendi iradeleri yok. Adam ya birçoğusunun. Fero ne derse o oluyor. Sen zaten ilk geldiğinde deprem konusunu konuşmuştu deprem olmadan önce ilk 2018'de. Yani ben güveniyorum. Selahattin Demirtaş kimi önerirse ona veririz. Selahattin Demirtaş. Al yine. Demirtaş AK Parti'ye önerirse AK Parti'ye oy verir misin? Demirtaş hiçbir zaman zalimin yanında durmaz. Farz edelim ki. Yok kesinlikle. Bu mazlumdan yanadır. Tabii ki İmamoğlu olacak. İmamoğlu aday değil. Onlar aday değil ama CHP'ye vereceğim ben. Neden CHP? Çünkü şimdiye kadar ne yaptı Tayyip? Ne yaptı? Bu yüzden CHP'dir. Evet CHP'dir. Oo bak şimdiye kadar ne yaptı Tayyip? Normalde Kılıçdaroğlu'na söylenir bu ses. Ben sizlere soruyorum. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Valla ben düşünmüyorum. Kendime vereceğim. Hiçbir... Kendime partisi artı bir. Gönlünüzdeki aday kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Neden? Onun gibi adam yok ki çünkü. Göster var mı? Daha güçlü bir aday olsa kararımı değiştiririm mi diyorsun? Değiştirmem. Yine de Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki. Sizin gönlünüzdeki aday kimdir? Değişim şart İmamoğlu. İmamoğlu diyorsun ama kendisi aday değil. Ben CHP. Kılıçdaroğlu aday. CHP yani. CHP yani çok güzel. Yani. Neden Kılıçdaroğlu tamam. diye soruyorum. Ya Kılıçdaroğlu en azından biraz daha halkı yüreğine temas ettiğini fark edebiliyoruz yani en azından. En azından bizim için şu an en ideal, en ideoloji odur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Tayyip Erdoğan. Var mı başka? Allah var. Gibi adam. Allah gibi adam demeyelim evet. Doğru bir tabir değil kendisi. Allah'a benzetmek olmaz. Allah. Kadın. Benzetmek olmaz ama Allah bir Tayyip iki. Allah gibi adam. Teşekkür ederim. Sizin gönlünüzdeki aday kimdir? Gönlümdeki değiş. Kimsenin tabii ki Müslümanlığını, dinini, imanını sorgulamak başkasına düşmez. Yani başının kapalı olmasından anladığım kadarıyla Müslüman bir hanımefendi, bir kadın. Ve dinde bunu söylemek şirk koşmak oluyor. Kendisi bilir. Allah'a benzetmek olmaz ama Allah bir Tayyip iki, Allah gibi adam. Teşekkür ederiz. Sizin gönlünüzdeki aday kimdir? Gönlümdeki değişim şart Türkiye Cumhuriyeti'nde. Gönlümdeki şu anda CHP iki aday var. Reisle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? HDP'liyim Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Değişim şart. Her şeyi görüyoruz yani. O yüzden. Mesela bu da HDP'li ama kendi iradesi var. Kılıçdaroğlu diyor. Böyle HDP'liler de var ama HDP'lilerin çoğusu şey değil. Selo ne derse o. Bu yine kendi iradesi var bak.
Her şey pahalaştı. Dünyanın hiçbir yerinde tüketime dahili bir büyüme görülmemiştir. Bugün gidelim marketlerde bir alışveriş yapalım. 5 çocuğum var ve işsizim. Ne olacak? Yani faturam geliyor, uçubu. Bir ödeyebiliyor muyuz? Yok. Yani bir yumurtanın kolyesi 80-90 lira. Patates, soğan, sarımsak yemekten saymıyoruz. 19 lira soğan olmuş. Hani onların tazimleri nerede? Yani o yüzden değişim şart. Kılıçdaroğlu başarılar diliyorum. Sizin gönlünüzdeki aday kimdir? Başarılar. Muharrem İnce. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Tek onu görüyorum. İkinci turda Muharrem İnce olmadığını farz edelim ve Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan olsa. Kılıçdaroğlu'na vermem. Boşa gitsin daha iyi olur. Boş oy atardım. Teşekkür. Aferin. Harika bir kafa yapısı. Teşekkür ederiz fikirleriniz için. Merhabalar. Sizin gönlünüzdeki... Teşekkür ederiz fikirleriniz için. Alın yerinize lütfen. Aday kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Yaptıkları ortada belli. Şu ana kadar herkes, ötekiler de yapmadı. Yani 20 yıl önce hiç kimse gelen hiçbir şey yapmadı 20 yıl önceden. Şimdi bu adam her şeyi yapmış. Yani bizim millet nankörlük yapmaya gerek yok yani. Görünen ortada. Teşekkür ederim. Rica ederim. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Seviyoruz. Abi niye abi? Abi sana bir daha... Adam bu ya nanker ya. Kılıçdaroğlu ha. Neden Kılıçdaroğlu? İyi adam. Bu sefer de olabiliriz. Bir şey olmaz. Bu sefer dediğiniz için soruyorum. Daha önceden AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Ha, zaten ben vermiştim. Nedir sizin fikriniz değiştiren? Bu sefer de Kılıçdaroğlu'na tamam, ver bu sefer ya. De aynen öyle. O olsun. Değişiklik şart diyorsun. Ha, değişik olsun. Hani bakalım o ne yapıyor. Sizin gönlünüzdeki aday kimdir? AK Parti. Recep Tayyip. Oğlum böyle düşünen yaşlı insanları görünce çok mutlu oluyorum ya. Recep Erdoğan diyorsunuz. Neden Recep Tayyip Erdoğan? İyi adam. Dürüst adam. Dürüst adam. Bu yüzden Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Evet. Başka alternatifi yok. Merhabalar. Sizin gönlünüzdeki aday kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? İyi adam. Dürüst adam. Seviyor. Her sene veriyor. Her sene veriyor. Evet. Her sizin gönlünüzdeki aday kimdir? Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Çalışkan adam. Ondan başka var mı çalışan? Tayyip Erdoğan. Çalışkan adam yani. Tayyip'ten başka adam var mı? Yok. Var. Yok. Var var. Kim var? Selahattin var. Zaten. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Adam ne yaptım? Almayı utanır onu bir kere. İnsan ağzına almayı utanır. Adam adam gibidir. Yediğin ekmeğe hakaret ediyorsun. Neyin adamından bahsediyorsun? Yediğin ekmeğe hakaret ediyorsun. Neyin adamından bahsediyorsun? Ben sana nedenini soracağım. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Yaptıkları ortada. Yaptıkları ortadan. Selahattin Demirtaş'ın neyine vereceğiz? O kim? Kavmunuz bozuk sizin. Ben yok. Ya Selahattin Demirtaş aday bile değil ya. Aday değil. Yok. Sela yok. Neyin kavgasını yapıyorsunuz ya? Ne yapıyor? Sizin yaptığınız ölüler ortada. Sizin leşleriniz de ortada. Leşleriniz ortada. Siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız? Daha ceset var altında. Tamam, hangi cesetten bahsediyorsun? Ne cesetten? Sizin gibi leşlerin cesetleri dağlarda geziyor. Merhaba. Ben gittim ekmek dağıttım orada. Ben. Sizin gönlünüzdeki aday kimdir? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Çünkü Buddies AK Parti'ye içerik üreten ablalarımızdan bir tanesi galiba bu da. Gayet iyi yönetiyor. Gurbetçi muhtemelen. Sizin gönlünüzdeki aday kimdir? Ölene kadar Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Neden Tayyip Erdoğan? Yapılan her şeyi kimse görmüyor mu? Adam çalışıyor. Yani vatandaşın herkesin istediğini yerine getirdi. Söz ver. Adam çalışmıyor. Vatandaşın istediği hiçbir şeyi yerine getirmiyor. Ölene o yüzden Tayyip Erdoğan değil. Ne kadar da Tayyip Erdoğan. Bence de. Ben size tekrar sorayım. Sizin gönlünüzdeki aday kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Yani gidişat, ülke, her şey çok güzel, 10 numara. Tayyip giderse bugünleri çok ararız. Bence de. Altılı masa gelirse bu insanlar var ya, Tayyip'i mumla arayacaklar ama bence söylüyoruz de. Anlamıyorlar. Tayyip. Allah onları gelmeye nasip etmesin. Tayyip ölene kadar Tayyip. Öteki kaçmasa. Hadi bizimki altı, öteki kaç oldu? Onlar öyle hile... O doğruyu yapıyor. Onlar yanlış yapıyor. Sizinki 8 oldu. Daha da çıkacak. Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? Hadi biz altıda kaldık. Hüdapar geldi değil mi? Konuş. Geçti. Siz 7-8 oldunuz. Evet. Siz 7-8 oldunuz. Siz kaç kişi oldunuz? Siz de Hüdapar. Hizbullahçı aldınız ya. Sizin gönlünüzdeki aday kimdir? Konuş. Benim önümdeki aday Fatih Erbakan. Ondan başkası yalan. Çünkü... Fatih Erbakan kesinleşti mi ya, öyle diyoruz da. Onlar en son anlaşıyordu. Yarak değil ya, Yarap. YRP kısaltması. Yeniden Refah Partisi. Bence çok güçlü bir lider. Yani tek başına 6, hani 8 kişi bir olmuş. Çok güçlü bir adamı devirmeye çalışıyorlar ama çok zor. Sizin gönlünüzdeki aday kimdir? Ben Muharrem İnce'yi destekliyorum. Neden Muharrem İnce? Yani bana daha sempatik geliyor. Yönetebileceğine inandığım için Muharrem İnce'yi destekliyorum. Herkesin tamam. Görüşüne de saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız İkinci kimdir? Turda... Neden? Basbayağı. Çünkü
Eleştiri kötüdür biliyorsun. Hayır, eleştiri değil, sadece fikir belirtiyoruz. Tabii, köşemi ya, tabii. Bireysel soruyorum bu arada. Hani toplu sorular sormuyorum. Tabii ki ben Tayyip Erdoğan diyorum. Çünkü her yeri Türkiye'yi yöneten odur. Neden Tayyip Erdoğan? Ya ben hani görüyorum kim yönetiyor, kim yönetmiyor zaten görünüşte zaten belli değil mi? Açıkça. Hani diyorum ya ben taraf tutmuyorum ama ben gereken neyse ben onu söylüyorum. Tamam, teşekkür ederim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kim evet. olabilir? Reisten başkası var mı? Recep Tayyip Erdoğan diyorsun. Evet. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Şu yapılanları görmüyor musunuz? Bak rahatça ne röportaj yapıyorsunuz. Var mı başkası? Hani ne diyeyim ben size? Özgürlük için Recep Tayyip Erdoğan mı? Yani röportaj yapmak özgürlük mü? Özgürlüğünüzden neyiniz eksik? Bakın açığı da var, kapalısı da var. Yalan mı? Yani kim kimi engelliyor? Biz eskiyi de gördük. Şimdi derler ki ya eskiyi niye karıştırıyorsun? Bak amcalar bilir. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Yani benim Cumhurbaşkanı adayım şu anda görünen adaylar içerisinde Muharrem İnce'den başka aday göremiyorum ben. Diğerlerinin hepsinin yani belli bir sisteme hizmet ettiğini düşünüyorum. Yani bunun dışında çalışma yapabilecek görebildiğim şu anda Muharrem İnce'den başka göremiyorum yani. Peki ikinci turda Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan olsa oyunuz kimden yana olurdu? Yani ikinci turda onlar kalırsa oyumu kullanıp da kimsenin vebalini almak istemiyorum. Boş oy atacaksın. Aferin. Evet. Sizin gönlünüzde... Yani o da Erdoğan'a gidiyor. Aday kim? Benim gönlümdeki aday reis... Madem Erdoğan'a vereceksiniz ilk turdan Erdoğan'a verin ya. Rengi yani şekliniz belli olsun anlıyor musun yani? İlk de verin Erdoğan'a geçin madem. Çok seviyorsunuz. Uğraştırmayın yani. Reisten başka reis yok. Adamın üstüne adam çıkar. Reisten başka da adam... Yok yok vermesinler. Olmadığı için kime oy atabiliriz? Şuradan yukarıya kadar geldim. Acık diyorlar, yokluk diyorlar. Pastane dolu, elbise dükkanları dolu, lokanta dolu. Para yok da nasıl alıyorlar kızım? Adam gibi. Night with No Sword 20. ayını kutlamış. Ben de dans etsem bana oy atarlar mı? Güzel bir şarkı ile birlikte neden olmasın kardeşim? Türk halkında böyle bir potansiyel var. Eyvallah, teşekkür ederim 20. ay kanalın hissedarlarından. Adamı çiğneyecekler. Bizi rezaletin, itlerin, köpeklerin ayağına... Ne anlatıyor bu? Elbise dükkanları dolu. Lokanta dolu. Para yok da nasıl alıyorlar kızım? Adam gibi adamı çiğneyecekler. Bizi rezaletin, itlerin, köpeklerin ayağının altında çiğneyecekler. Ama Allah inşallah onlara nasip etmez. Adam gibi adam... Chat anket yapsanıza ya. Chat'te anket yapsam Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Bir önemi yok burada yaptığımız anketin. Nerede? 12 lira. 12 lira maaş veren Kızılay'a kim? Kim Kızılay'a 12 maaş veriyor? 12 lira maaş veriyor derken biz Bahırköy'de emekli aylığını 4,5 saat bekliyorduk. Bir emekli aylığını çekecek diye. O gel. Ne misin? Ama şimdi basıyor şık şık şık. Yapacağım tamam bekle bitsin yapacağım. Yarın. Çok istediniz. Onu kapatma. Bayanla konuşma. Bayanla konuşma. 10 lira maaş alan yürüyecekler. Bakacaklar size. Bak İmamoğlu da, İmamoğlu da başa gelirken ne diyor? Ben arka... Konuşum da öyle. Ben arkadaş... Konuşum. İmamoğlu da başa gelirken her şey güzel olacak. İstanbul'da ne güzel oldu İmamoğlu geleli. Gösterin hadi. Her şey güzel. Ne güzel, ne güzel, ne yaptı, ne yaptı? Ne yaptı? Ya bir dakika, bir dakika. Amca! Bir dakika. Ben... Şey atmaları lazım. İBB'nin şeyi var, direkt sitesi var ya. Ne yaptığına dair... İBB Twitter hesabında da linki falan var. Keşke bir torunu, bir çocuğu vesaire falan bir şey yapsa da. Kalkar mısın? Kalkar mısın amca? Yaptıklarını daha etsin. Ya bu teyi bunları işte şeyle de ikna edemezsin. İşte Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ile Mansur Yavaş ile ikna etmek bu kadar bu seviyedeki AK Partileri ikna etmek zor gerçekten. Çok zor. Ben sağcıyım, sağcıyım. Yani bu teyzeye Hüdapar'ı da anlatsam bilmiyorum. Belki değişir o zaman fikri ama. Sağcıyım ama. Sağcıyım şeyimiz. Yani kararsızlar ikna edilebilir evet. Çok fazla onun için çok zor değil kararsızlara ikna etmek de. Direkt böyle bu tarz AK Partilileri ikna etmek harbi zor yani artık yapacak bir şey yok. Bunlar kemik kitle oluyor. Kemik kitle dediğimiz. Biz yok. Olmaz. Bizim için mühim olan ne biliyor musun? Bir bakalım. İmamoğlu hangisini göster? Göster bir sene ne yaptı? Ya on. Ne yaptı? Ne yaptı? Köprüleri Tayyip yaptı. Şeyleri, hastaneleri Tayyip yaptı. Evleri Tayyip yaptı. Tayyip izin vermezse sen bir iş anlamazsın. Kiradara barma mı? Anlamıyor da. Sonuna kadar reis. Neden reis? Neden reis? Herkes tok. Aç yok bunların.
memlekette. Adam evet yok. Anana bakıyorsun. Bir saniye, bir saniye. Sakat çocuğuna bakıyorsun parayla. Hepsine bakıyorsun. Ablayı uzatın. Bormadan nereye kadar reis. Evet. Ulan 11 tane ilimizde insan öldü, insan. İnsan öldü. Devlet orada, devlet orada, devlet. Ne boşu, ne boşu. Hangi boşu? Tamam, o kadar millet öldü. Tamam, tamam. İmamoğlu nerede peki bu memlekette? Bırakın. Böyle sohbet edemeyiz. Böyle sohbet edemeyiz. Abla, abla. Röportajın sonra koyuldu biraz. Gözünüzü açın ya. Biliyor musunuz? Medun kestik. Tamam, kestik.